Türkiye'nin seçimi 2015'te 7 Haziran'da seçime girecek farklı siyasi partilerden farklı siyasi profilleri ağırlayıp 7 Haziran'dan sonra nasıl bir Türkiye vaat ettiklerini, nasıl bir Türkiye öngördüklerini kendilerine soruyoruz sizler de değerlendiriyorsunuz. hiç şüphesiz en büyük değerlendirmeyi de 7 Haziran günü yapacaksınız. Bugün de öyle yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden değerli bir ismi, genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin, bugün Türkiye'nin Seçimi 2015 programında yayın konuğum. Hoş geldin Sayın Tekin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Bir taraftan sahadasınız, bir taraftan CHP yönetimi, bir taraftan da Türkiye'de olaylar olup bitiyor. Dolayısıyla siyasetçilere bunu sormamız şart. Hafta sonunda 7. Cumhurbaşkanı'nı Kenan Evren'i kaybettik. Partinizden bir hani kurumsal diyeceğimiz bir açıklama, bir beyanat gelmedi. Gelecek mi, gelir mi? İkincisi cenaze törenine katılacak mısınız? Evet aslında bizim geleneklerimizde tabii ölünün arkasında konuşulmaz. Biz Ölmeden önce Kenan Evren'le ilgili bütün düşüncelerimizi çok net bir şekilde ifade eden bir siyasi partiyiz. Sadece ifade etmedik, aynı zamanda Kenan Evren'in eserleri olan kanun tekliflerinin tamamının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifleri veren ve 12 Eylül o Ceberut dönemin izlerinin kalmaması için yapılması gereken ne varsa yaptık. Katılmayacağız, katılmayacaksınız da. Bir şey daha söyleyeyim. Yani hani karşıtlığınız diye ta tarif edeyim. MHP'de katılmıyor, solda katılmıyor, sağda katılmıyor. Hani ilginç bir evren profili ıı, çıktı ortaya. De bu konudaki değerlendirmenizi merak ederim çok kısa. Ya yani kimse katılmıyor. E tabii ki bakın hiçbir darbe bugüne kadar yapılmış bütün darbeler maalesef Türkiye'yi uzun yıllar geri götürmüştür. 12 Eylül dönemindeki darbelerde nasibini almamış hiçbir ideolojik yapı yoktur. Sadece kusuruma bakmasınlar. Belki çok eleştiri konusu olacaktır. Bugün gerçi, gerçi sayın Arınç biz de o dönemin zulmünü gördük falan dediler. Sembolik olarak birkaç kişinin dışında ben 12 Eylül döneminde AKP yöneticilerinin bir zulümle karşı karşı olduğu kanısında değilim. Kimler vardı? Sayın Erbakan ve Erbakan'ın arkadaşlarıydı. Onlar hariç. Bugün baktığımızda örneğin isimleri zikretmek istemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun süredir görev yapan, yani evren döneminde vali olan, evren döneminde emniyet müdürü olanların çoğu şu anda AKP'de genel başka yardımcısı. Yani e, o derinliklere girmek istemiyorum. Ama burada yapılması gereken tek şey şu. Birilerini eleştirmek çok kolay bir iştir. Eğer gerçekten burada bir rahatsızlığınız varsa 12 Eylül'ün Türkiye'ye dayatmış olduğu bu yasaları niye kaldırmıyorsunuz? Siyasi partiler yasası halen ortada. %10 barajı ortada. Çeşitli maddeler ortadayken bunları kaldırmamak da samiyetsiz bir davranış olarak algılıyorum. 12 Eylül'de bir zulüm görülmüş sonunda CHP'li kadrolar mı? Ee, ya sol mu? Bütün darbeler sadece 12 Eylül'de değil, bütün darbelerde Cumhuriyet Halk Partisi bizim zaman yetmedi. İnşallah önümüzdeki süreçte büyük olasılıkla Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin darbe döneminde nasıl şehit olduğunu, kaç kişinin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 285 tane şehidimiz var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi, evet. belediye başkanı, il başkanı, parti meclis üyesi, Çeşitli kademelerde parti görevi yapan arkadaşlarımız darbe dönemlerinde faili meçhul cinayetlere kurban olmuştur. Yine keza Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak değerleri paylaşan binlerce insanın idam sehpalarında, sürgünlerde, yurt dışında olduklarını hepimizin unutmaması gerekiyor. 12 Eylül'ün temel amacı, aslında bugün son günlerde en çok tartıştığımız konu, Dünyanın her yerinde demokrasinin iki temel güvencesi vardır. Bir hukuk sistemi, iki örgütlü örgütlü toplum. Örgütlü toplum aynı zamanda siyaseti denetleyen bir mekanizmadır. 80 öncesi Türkiye'deki örgütlü insan sayısı 5 milyonun üstünde. 44 milyon nüfusumuz var. Ortalama 5 milyon kayıtlı evrenin kayıtlarında yani bu sayı bana göre daha yüksek. 12 Eylül dönemindeki kayıtlara baktığınızda 5 milyon örgütlü insan var. Sanayimiz bu kadar gelişmediği halde 3,5 milyon sendikalı işçimiz var. Töpder, Polder, aklınıza gelebilecek bütün kurumlar örgütlü. Üniversiteler. Şimdi bakın şu üniversitelerin durumuna Allah aşkına ya. Türkiye'de bu kadar olup bitenler oluyor. Üniversitelerin temel amacı bilim kurumları. Bilim kurumları yani eğer bir ülkede talan oluyorsa, bir ülkenin doğal yapısı bozuluyorsa buna en çok reaksiyon göstermesi gereken üniversitelerdir. Maalesef 12 Eylül'ün eseri örgütlü toplumun tamamını ortada kaldırdı. Şimdi 12 Eylül modeliyle e, öyle şeyler geldi ki onları da telaffuz etmek istemiyorum. ya Sivil toplum örgütü diyebileceğiniz bir tek kurum şu anda yok. Peki. Yani bütün bu tepkilerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Kenan Evren'in cenazesine katıldı. Tabii ki. Peki. Sosyal Demokrat Partiler, CHP gibi siyasi partiler dünyanın her yerinde böyledir. Örgütlü yapıdan beslenirler. Emek ağırlıklıdır. Hı hı. Şimdi sendikaların durumuna bakın. Nerede sendikalar? Ve 80 önce sendikalar sadece ücretli sendikacılık yapmazlardı. Aynı zamanda Türkiye'de olup bitenlerle ilgili çok ciddi bir duyarlılık gösterirlerdi. Ben defalarca mesela Filistin'deki katliamla ilgili diskin e, mitinglerine katılmışım. Şimdi hiçbir şey yok. Maalesef böyle bir duruma geldi. İnşallah evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla iki temel şeyimiz var. Bakın seçim bildirgesi tartışılır, konuşulur. Bunların hepsinin çaresi vardır. Buna emin olmanızı istiyorum. Emeklinin, işçinin, köylünün, yoksulluk bunların hepsi giderilebilir. Giderilmeyecek çok sıkıntı yaratabilecek temel şey hukuk sistemidir. Geçen hafta Almanya'daydım. İzin verirseniz çok kısa anlatmak istiyorum. Buyurun. Münih'te seçim çalışması yaparken bir kardeşimiz uşaklı 35 yıldır Almanya'da oturan bir mimar kardeşimiz Başkanım kahve içirmeden bırakmayacağım dedi. Gittim oturdum. Kahvemiz geldi. Ne yapıyorsunuz dedim. Ben dedi mimarım buradan devlet demir yolları buradan geçerken. Buranın çok kötü olduğunu gördüm ve Devlet Demir Yollarına gittim. Devlet Demir Yollarına, kendi mimarım, şöyle de bir projem var, burayı kafe yapmak istiyorum diye talebim oldu. Ve talebime karşılık verdiler. 2019 yılına kadar burayı kiraladım. Kiraladım dedi, dediği yer 8 metrekare. Yani bu stüdyonun dörtte biri. Daha sonra tabii Münih Belediyesi, aynı zamanda daha yeşil Münih oluşsun diye demir yolların tamamını yer altına indirmek istiyor. Belediye uygulama sırasına gelince Uşaklı kardeşim Ömer diyor ki pardon dur 2019 yılına kadar benim kira kontratım var. Ve o kardeşimiz Alman yargısına başvuruyor. Saat 10'da başvurusunu yapıyor. Saat 11'de sonucunu alıyor. Ve almış olduğu belgeyle Münih Belediyesi'ne gidiyor. Münih Belediyesi'nin ona cevabı kusura bakmayın biz 2019'a kadar projemizi öteledik. Şimdi Türkiye'nin bu hukuk sistemine ihtiyacı var. Efendim paraydı, puldu, şuydu, buydu, buldunuz mu bulma hepsini. 77 milyon yurttaşımızın sırtını dayayabileceği, güvenebileceği bir anayasasına ihtiyaç var. Özür dilerim. Siz açmak adına. Son 12 yıllık AK Parti iktidarında da siyasetin hukukun siyasallaşması tartışıldı. Öncesinde hatırlayalım hep tartışıldı. Bir, bir gelenek oldu neyse. Niye olmadı? Niye olmuyor? Ee, olduğu zaman bütün bu rezaletler yaşanmaz ki. Kim olduracak? siz? Hep ya... siyaset yapacak. Evet. Siyaset kurumu bu kadar kirli olduğu bir alanda hukuk sisteminin bağımsız, özerk olmasını ister mi? Hepimize hesap vereceğiz ondan sonra. Hesap vermemek için yapmanız gereken bir tek alan var. O alanı bertaraf etmeniz, o ara o alanı ortada kaldırmanız gerekiyor. Şimdi yani e, izin verirseniz oradan hemen daldan dala atlayacağım. Şimdi mesela İstanbul'da bugün büyük olasılıkla e, sayın başbakan e, İstanbul'da bir mega proje dedikleri daha önceki benzer projelerin bir tanesini açıklayacak. İstanbul'un İstanbul'u iyi kötü bilirsiniz. Şu anda İstanbul gerçekten hava koridorlarının tamamının kapandığı yeşile hasret kaldığımız bir kent ve İstanbul aynı zamanda sadece İstanbulluların değil 81 il ve dünya coğrafyasının hayranlıkla izlediği bir ildir. Şurası İstanbul'da hiç yeşil alan kalmadı. Bereket versin burası askeri alan. Bunu şöyle yapalım mı? Biraz daha tutma kamera arkadaşlarım. Burası askeri alan. Görüyorsun. Yani yoksa bu kadar yeşil bu kadar ağaçlı kalması mümkün değil. Askeri alanı hükümet çeşitli bakanlıkların talebiyle devrini istediler. Nihayet bir tarafta büyük olasılıkla e, genel kurmayın itirazı, bir tarafta da hükümetin ağır baskısına dayanamayarak geçen hafta e, bir belediye protokol olarak verildi. Aslında bir ülkede hukuk sisteminin işlemesi açısından. Bunu kime vermesi gerekiyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermesi gerekiyor. Çünkü plan yapma yetkisi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var. Daha sonra da bakanlıklarda var. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı, benzer bakanlıklarda var. İlçe Belediyesi'nin plan yapma yetkisi yok. Şimdi merakla, heyecanla bekliyorum. Büyük olasılıkla Sayın Davutoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman İstanbul'la ilgili bu betonlaşmayla ilgili çok muzdarip olduklarını ve eleştiri yaptıklarını hep beraber görüyoruz. En azından bundan sonra İstanbul'un akciğeri olan, İstanbul'un rahat nefes alabileceği alanları bizim yeşil alan olarak korumamız gerektiğini inanıyorum. Büyük olasılıkla heyecanla, merakla bekliyorum. Burası acaba ne olacak? acaba yarın bu bir ranta teslim edilecek mi? Bir yandaşa teslim edilecek mi? Bütün bu kaygılarımız var. Yoksa gerçekten Sayın Başbakan bizim mahcup edip yani dünyadaki parklar gibi Hayat Park gibi ve benzer parklar mı yapacak? Onu da göreceğiz. Hep beraber. Şu niye diyeyim. onu anlatıyorum? Bir hukuk sistemi olsa bu talanların hiçbirisi olmaz. Siyasetin bu kadar kirlenmesinin temel sebebi hukuk Peki. sisteminin olmamasından kaynaklanıyor. Bazı hazırlıklarım var. Süremde de daralıyor, azalıyor. Tabii. Onlara da geçmek isterim. 2 3 4 gün oldu herhalde kameraların karşısına evet. çıktınız yerinize Türkiye'yi çalkaladınız. İki gün o 48 saat geçmek bilmedi. Suriye'ye giriyoruz dediniz. Olmadı. Yaptığınız bu açıklama özellikle de Kömet Kanadı'na büyük tepki aldı. İşte iki gün geçti. Evet ben girilecekti girdim. Başbakan Davutoğlu, Sayın Davutoğlu ben işte girdim. Süleyman Şah'ı ziyaret ettim. Sağ olsun mahcup etmemiş. Ben <laughs> Peki Niye böyle bir açıklama yaptınız? Şimdi öncelikle izin karşısınız. verirseniz geriye dönmek istiyorum. 2003 yılında 1 Mart tezkeresini en şiddetli tepki gösteren ve bu konuda hassasiyetini belirten tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. Orta Doğu coğrafyası çok sorunlu ve sıkıntılı bir coğrafya. Bin yıldır maalesef özellikle Orta Doğu coğrafyasına, İslam coğrafyasına baktığınızda ta Kerbela'dan kalma Sünni Şii ve Sünni çatışmasını maalesef bir türlü ortada kaldırabilmiş değiliz. Böyle bir sorunlu coğrafyaya İslam coğrafyasının bir parçası olan bir ülkenin bu kirli savaşın bir parçası olması doğrusu Türkiye açısında büyük bir kayıp olacağını defalarca itiraz ettik. Yetmedi ve özellikle Suriye sorunundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Orta Doğu'daki birçok ülkeye ziyarete gittik. Irak, Mısır benzer ülkeler. Çeşitli eleştiriler aldık. Aman Allah'ım uf hiç önemli değil. Biz doğru bildiğimizi ana muhalefet olarak bunun bir ihtiyaç olduğunu en azında bu sürecin bir barışa dönüşebilmesi için ana muhalefet olarak nasıl katkımız olabilir diye bu çalışmalar yapıldı. Ve bu çalışmaların tamamını Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu arkadaşlarımıza talimat verdi. Bunları rapor halinde Sayın Dışişleri Bakanı'na gönderin. Yani Sayın Davutoğlu dönem Dışişleri Bakanı'ydı. İnanın Herhalde bunların hiçbir sayfasını açmış değiller. Açmış olsalardı bugün bu coğrafyanın en ülke en büyük ülkesinin bu maskaralıklarla karşı karşıya kalması düşünülemez. Hı hı. Olmadı. Vay efendim işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Libya meselesini hatırlarsanız Libya konusunda da itirazımız oldu. Yapmayın. Bu kanamalı coğrafyada bu sürecin bir parçası olmayın. Küresel dünyanın, koalisyon ülkelerin taşeronu gibi davranmayın. Hayır Sayın Davutoğlu dedi ki ben 200 bin dolar çantaya koydum ve Kaddafi'nin muhaliflerine götürdüm. Şu anda paramparça olmuş bir Libya, üçe parçalanmış. Özellikle bu sürecin mimarları enerji kaynaklarına konmuş. Bugün de maalesef üzülerek söylüyorum. Havada bombayla bizim üç tane şehidimiz daha oldu. Kaptanımız şehit oldu. Yine çeşitli süreçleri biliyorsunuz. Reyhanlı'da 53 vatandaşımız hayatını kaybetti, itiraz ettik. Uçağımız düştü. Uçağımızı kim düşürebilir? Bu coğrafyada bizim uçan kuşlarımıza uçan kuşlarımıza cesaret edip bir şey söyleyemeyecek ülkeler bizim uçağımızı düşürdü. İki pilotumuz şehit oldu. Bunlar unutulacak gibi değildi. Kim düşürdü? Niçin bu uçak hava sahasını ihlal etti? Bütün bu soruların cevabını maalesef alabilmiş değiliz. Ben Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarında ancak ve ancak memnuniyet duyar. Hangi açıklaması? Yani kesinlikle böyle bir şeyin olmamasından Hı. dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Hiç kimse bizde böyle bir savaş çığırtkanlığı falan beklemez. Ama ondan önce biz kaygılarımızı biz kaygılarımızı toplumla paylaşmak gibi bir görevimizin olduğu. İşte o kaygıyı biz ederiz. merak ediyoruz. Yani niye kaygılandınız ve niye iki gün sonra... Efendim sonra... benzer olaylar oldu. Yani Süleyman Şah Türbesi ile ilgili biliyorsunuz ikazlarımız oldu. Maalesef yine çok ciddi almadılar. 53 vatandaşımızın Reyhanlı'daki vatandaşlarımızın ölümü konusunda bütün itirazlarımız, bu terör örgütleriyle ilişkilerinizi gözden geçirin. Bu Türkiye yakışmaz tablosun uyarlarını yapmışız. Bütün bu uyarıların üzerine Türkiye'nin seçim sürecinde olabilir ya milyonda bir ihtimal olsa birilerinin aklında geçiyorsa bile olmaması açısından. çünkü Türkiye'nin bir başka pozisyonu var. Türkiye İslam coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında yapması gereken bir tek görev var. Barış, barış, barış ve bu açıklamanız şey... olmasaydı böyle bir hareket olur mu? Bilemiyorum. Ya ben e, inşallah olmayacaktır. Ve Sayın Davutoğlu da bu konuda olmayacağı konusunda da e, gereken olabilecek şeyleri söyledi. Burada sadece memnuniyet duyduğumuzu ve bu meseleden dolayı yanıldığımızı da doğrusu yanıldığım için Yanılmış de çok, olmaktan mutlu. E, çok mutlu oldum. Genel kumay Başkanı Necdet Üzer'in rapor almasını buna, bu olayla ilgili... Ben bu meseleye girmek istemiyorum. Peki. Bakın e şeffaf bir devlet anlayışı yaratmak yaratmadığınız sürece her şey tartışılır konuya gelir. Bizim ivedilik de inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında şeffaf hesap verebilir. Kurumların biri birini öteleyen değil, biri biriyle çatışan değil, biri biriyle uyumlu çalışan bir mekanizma oluşturmak zorundayız. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en önemli işlerimizden bir tanesi bu olacak. Siz iktidar olursanız Suriyelileri evlerine mi göndereceksiniz? Şimdi tabii bugünden yarın yarına işte orada yaşa, bu coğrafyada yaşanan bu sıkıntıda insanları götürüp i̇ktidar ateş hatına... bundan dolayı eleştiriyor bu bağlamda soruyorum. İktidar tabii şimdi ben e, Sayın Davutoğlu ve iktidar yetkililerinin bazen hayretle izliyorum. Ya iki konuda çok ya bir e, olağanüstü yalan söylüyorlar. Ya bunu söylemek zorundayım. İşte mesela işte e, İmam Hatip'leri kapatacaklar, Suriye'deki işte bu mültecileri hı hı. işte bilmem Esad zalimine teslim edecekler falan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilkesi yurtta barış, cihanda barış. Biz sadece kendi ülkemizde barışı sağlamayacağız aynı o paralelde Orta Doğu coğrafyasındaki bu barış sürecini Cumhuriyet Halk Partisi başlatacaktır. Biraz önce söyledim. Hazırlamış olduğumuz o raporların tamamına bakmış olsalardı inanın bu meselelerle karşı karşıya kalmamış olacaklardı. Ama orada oradan, de özür oradan aldılar sadece iç politikaya malzeme olacak diye işte sürekli bilmem mesela şimdi e, her seçim döneminde kullandıkları argümanlar vardı Mısırla ilgili. Niye kullanmıyorlar? Yazıktır yapmayın yanlıştır. Elbette darbeci hiç itirazım yok. Ama bir ülkeyi bir başka ülkeyle düşman edebilecek pozisyona getirmek doğru olabilir mi? Şu anda Libya'da bir tek müteahhitimiz var mı? Mısır'da bir tek iş adamımız var mı? Irak'ta bir tek iş adamımız var mı? Böyle bir tablo olabilir mi Allah aşkına? Ya Türkiye'nin özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki ekonomik kayıplarını hesaplamak bile istemiyorum ya. Şimdi bize parayı nereden bulacaksınız diyenlere ben şimdi soruyorum size. Bizim bu ülkelerdeki makine parklarımız dahil, iş adamlarımızın alacakları dahil bir kuruş paralar alamadık. Bu paralar kimin paraları? Bu ülkenin milli servetleri. Ne adına yaptınız? Bakın şunu. Eğer gerçekten Türkiye'nin milli menfaatine, milli çıkarları için yapacaksanız Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz gövdemizi koyarız. Sizce ne? Ama şimdi niye böyle oldu? Şimdi mesela ben Sayın Davutoğlu'na soruyorum. Siz Kaddafi'nin başının ezilmesi için muhaliflere götürdüğünüz 200 bin dolar çantayla para verdiğinizi kendiniz zikrettiniz. Şimdi ben size soruyorum. Sizin taahhüdünüz neydi? Gaddafi gidecekti, Libya'ya demokrasi gelecekti. Şu anda Libya'da bırakın demokrasi, üçe parçalanmış bir Libya ve Türkiye'nin tecrit edildiği bir Libya. Bunu anlamaktan zorluk çekiyoruz. Sayın e, Erdoğan hatırlarsanız Gaziantep'te bir miting yaptı. Esat'la beraber şimdi Esat oldu. Gerçi Esat de diyemiyorlar son dönemlerde. Çıktılar kürsülerde. Gerçekten hepimizin e, özlem duyduğu uzun süredir bu Orta Doğu coğrafyasındaki bu sıkıntıların özellikle yarı başımızdaki komşularla bu meselelerin çözülmesi konusunda bir adım attı. Aynen şöyle söyledi. Esat kardeşimizle bütün tel örgüleri kaldırdık. İşte Şam'daki kardeşimiz elini kolunu sallayarak Antep'e gelecek. Antep'teki kardeşimiz elini kolunu sallayarak Şam'a gidecek. Ve buna bunu referans kabul edip güven duyan binlerce iş adamı gittiler Suriye'de yatırım yaptı. Bunlar bunların izahı yok. İşte yani. ben de onu size soruyorum. Şu sizce ne oldu da böyle oldu? Yani olaylardan bahsetmiyorum İlkesel olarak Türkiye, Suriye, Libya, Irak'a. Da bu duruma niye geldi? Türkiye ne bileyim duruş mu değiştirdi? Eksen mi değiştirdi? Bir cümleyle yani. Ee, kesinlikle eksen değiştirdi. Ne o? Ya, biraz da benim gördüğüm kadarıyla Orta Doğu coğrafyasındaki e, bu süreç e, küresel ülkelerin e, projesine dahil olduğumuzdan kaynaklıdır. Öngörümüz olmadı maalesef. Öngörüsüz bir dış politik. Biraz içerisi değil, içeri değilim. iç siyaset. E, hangi partiyle koalisyon yapmazsınız? Bakın seçimden önce bu dünyada da çok tartışılan bir iş değildir. Ya yani milletin iradesine bugünden karar vermek son derece yanlıştır. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz toplumun ihtiyaçları olabilecek. Ya yani bu bildiri bir gece yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde hazırlamış bir bildiri değildir. Ortalama iki buçuk yıldır Türkiye'nin sadece Türkiye'deki bizim ekonomistlerimiz Sosyal bilimcilerimiz değil, aynı zamanda dünyada bu uygulamaları yapmış çeşitli bilim insanlarını da katarak bunları yaptık. Şu anda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. Bunun kararını kim verecek? Millet karar verecek. Biz özlemimiz, diyoruz ki tek başımıza iktidar olalım. Size bu vaatler önemli değil. Bu vaatler yüzde yerine gelecektir. Size en büyük vaadimiz size demokrasi, size özgürlük, size hepinizin güvenebileceği bir hukuk sistemi vaat ediyoruz. Bir şey daha merak edeyim, merak ettim. Ee, hep gıyabınızda CHP'yi değerlendirirken de bunu konuştuk. Bu kez Cumhuriyet değerleri çok ön planda değildi. Yani laiklik, Cumhuriyet daha çok öyle orta ve alt gelir grubuna yönelik vaatleriniz daha çok ön plana çıktı. Ne oldu? Ne değişti? Efendim asla oldu. Bizim vazgeçemeyeceğimiz... Vazgeçtiğiniz kere... anlamda söylemedim. Yani niye bunlar daha çok ön Şunda şimdi bakın yoksulluk, bir ülkede 19 milyon insan yoksullukta inim inim iniliyorsa sen ona cumhuriyetin değerlerini anlatmaktan zorlanabilirsin. Öncelikle onun e, bu değerleri anlayabilmesi için bu ekonomik sorunun sıkıntılarını aşabilmesi gerekiyor. İşte bu. İşsiz, köylü, taşeron. Şimdi şu paralar ya şunu ben gerçekten ekonomist falan değilim. Ama lütfederseniz Sayın Maliye Bakanı biz hepimiz nazik insanlarız. Sayın Maliye Bakanı'na karşılıklı konuşmak istiyorum. Sadece üç sorum olacak Sayın Maliye Bakanı'na. Üç soru. Birincisi şu olacak. Milli emlak dediğimiz, hani milletin mali dediğimiz yani devlete ait arsalar, aynı zamanda Maliye Bakanlığı'na ait olan yerlerdir. Sayın Bakanım, siz bunları kime sattınız, kaça sattınız? Bugünkü emlak değerlerine ya da Cumhuriyet Halk Partisi satmış olsaydı, Bugün Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin kasasında en az 100 milyar dolar olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim vaat ettiğimiz yurttaşlarımıza şeyimizde yılda 50 milyon dolar. Yani ortalama 4 yıllık vatandaşın milletin yani milli emlak dediğimiz milletin yerini siz birilerine peşkeş çekmişsiniz. Yazık günah değil mi? Günah değil mi? Allah için ya akşam yatarken böyle yatağınızda düşünmez misiniz? Hani siz hangi felsefede büyüdünüz? Bizim felsefemiz şu değil miydi? Komşunuz aşken siz tok yatmayacaksınız. Bu kaynak sorusuna bir cevap mı? Elbette. Çok cevaplar var. Sadece o değil. Peki ona girmeyelim. O, çok o kadar uz, cevap uz, uz, var. Gider. Ki, A, şunu biraz önce göstermiş oldum büyük olasılıkla ranta dönecektir buna da eminim. İnşallah olmaz. Sadece şunun değeri ekonomik değeri şu anda 40-50 milyar dolardır. Türkiye'de para sıkıntısı yok. Türkiye'de bir irade sıkıntısı var. Türkiye'de kirlenmiş siyaseti arındırdığımızda Sayın Arınç'ın kulakları çınlasın. İsrafı aslında yolsuzlukla mücadele etmiş olsaydık o diplomatik bir dil kullanarak israf dedi. İnanın bu paralar öyle bulunmayacak paralar değil bu paralar var. Peki az önceki sözü, sorumun içinde bir soruyu daha cımbızlamak istedim. Şu, daha çok hani bunları ön plana çıkardınız dedim ya. <laughs> bu konudaki hassasiyeti olan CHP'li seçmen, Cumhuriyet değerleri üzerinden hassasiyeti olan bir seçmenden bir seçmenlerinizden bir eleştiri, bir yani layıklık elden gidiyor, Türkiye dindarlaşıyor tırnak içinde kullanıyorum. Niye buna ilişkin bir çıkış yok, yönde eleştiri, bir beklenti oluştu? mu? Hayır beklenti yok. Şundan dolayı bir kere adımız Cumhuriyet. Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet konusunda bizim hassasiyetimizi tartışmak mümkün değildir. Laiklik konusundaki hassasiyetimizi her alanda söylüyoruz. Özellikle eğitim sisteminin alaşağı edildiği. Bakın son araştırmalara bakın. Yani AKP'lilerin AKP'ye yakın olan araştırma kuruluşlarının araştırmalarına bakın. Özellikle milli eğitim konusundaki başarısızlığın hangi noktaya geldiğini hepimiz görebiliriz. Yani AKP 2011 yılında %50'ye varan bir oy almıştır. %50 oy veren, AKP oy veren seçmen kitlesine eğitimle ilgili sorduğunuzda %28, %30'lara geliyor. Demek ki sadece cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanlar değil, aynı zamanda AKP'ye oy veren seçmen kitlesi de bu eğitim sistemine sisteminin yanlış gittiği konusunda hemfikirler. Böyleyse bile AK Parti seçmeni veya daha doğrusu AK Parti mitinglerinde AK Parti'nin ileri gelenleri Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mealen oy verdiğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi geçmişi itibariyle camiyi ahır yapan, işte bugün de iktidar olursa imatip okullarını kapatacak olan, Hadi bir adım daha ileri gideyim. Kur'an kurslarını kapatacak olan bir partidir. Aman dolayısıyla hani bu tarafta da kendi seçmen tarafında da Türkiye dindar bir kitle çoğunluğu itibariyle maalesef. Bini hassasiyetleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili böyle bir öngörüsü var İktidar Partisi'nin. E, açık açık soralım. İktidar olursanız İMATİB okullarını kapatacak mısınız? En azından ortaokullarını. İzin verirseniz e, siyasette dünyanın birçok ülkelerinde siyasiler, siyasi partiler birbirlerine çok şeyler söylerler. Son derece doğaldır. Hı hı. Projelerini tartışırlar, onu tartışırlar, bunu tartışırlar. Ama hiçbir ülkede toplumun ortak değerleri kirli siyasetin malzemesi haline getirilemez. Şimdi ben Sayın Davutoğlu'na soruyorum. Allah aşkına ya, başbakansınız, ayaküstü yalan söylüyorsunuz. İmam hatipleri Cumhuriyet Halk Partisi döneminde kurulmuştur. Diyanet İşleri Cumhuriyet Halk Partisi döneminde kurulmuştur. Bu dengelerin tam da sizin biraz önce söylemiş olduğunuz işte o layıklık ilkesine uygun. Niye bu imam hatı şey Diyanet İşleri kurulmuş? Diyanet İşleri zaman zaman siyasetteki ya da toplumdaki erozyona müdahale etsin diye kurulmuş. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum bu kurumlar bugün bu kirli siyasetin bir parçası haline dönüştüler. Diyaneti de mi kastediyorsunuz? Elbette. Mesela 17 Aralık, 25 Aralık'taki bu zalimce soyguna Diyanet İşleri ne dedi ben merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız röportajda sanırım bir hafta sonrası e, konuyla ilgili çok açık konuştuk Sayın Başkanım. Bu izlemi izlemişsinizdir muhtemelen. Evet. Onlar bu konuyla ilgili topluma gerekli mesajların verildiği kanaatindeler. O zaman madem, ben o zaman Diyanet... şunu söylüyorum. Buyurun. Ben tabii Diyanet İşleri'ne saygısı olan bir insanım. Onu ayrı ama şunu bu uygulamalara baktığımızda mesela Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na ben şu sorunun halen cevabını alabilmiş değilim. 17 Aralık 25 Aralık'tan önce biliyorsunuz özellikle İstanbul Müftülüğü'nün camilere Cuma günü fetvada okunması için gönderilen birkaç cümle vardı. Özellikle yolsuzluk ve hırsızlıkla ilgili. Niye ortadan kaldırdınız onu? Şimdi yine sorarım Diyanet İşleri'ne. Neredeyse Kalu bin yıllık geleneğimizde olan özellikle referandum döneminde camilerin üstünde biliyorsunuz hayırlı cumalar temasını niye kaldırdınız? Buna bunun bir cevabı var mı? Ben bu tar bu konu bu kurumu çok fazla tartıştırmak istemiyorum. Ama şuna emin olabilirsiniz. İstanbul İl Başkanı olduğum dönemden itibaren özellikle cami alanların nasıl ranta döndürüldüğünü, imarlarını nasıl değiştirip rezidans işver alışveriş merkezi yapıldığının Canlı tanığı benim. Diyanet İşleri'ne defalarca bu soruları sordum. Maalesef bir önceki Diyanet İşleri Başkanımızın bana söylediğini burada paylaşmak istemiyorum ikili konuşma olduğu için. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Yani bu kurumlar toplumun ortak değerlerini, toplumun değerleri dejeneri olunca bir ön alması gereken kurumların bu dejenerasyonun bir parçası olması doğrusu içimi acıtıyor. Ben oraya girmek istemiyorum. Yani Ama öneriniz... eski eski Diyanet İşleri Başkanımız konuşursa ben de söylerim. Bir ipucu. Efendim, yani camilerin önce şu biliyorsunuz. Cami alanlarının bir kısım cami alanları maalesef e, Diyanet İşleri çünkü planlama yaptığınız Yapılmış zaman, camilerin etrafında mı? Planla. Hayır, planları. Planlı. Şimdi Hı -hı. E, özellikle de bu planları yapan Sayın Erdoğan o zaman belediye başkanı olduğu dönemde. Hı -hı. Belli bölgelerde elbette cami ihtiyaçtır nasıl okulu ihtiyaçsa, nasıl sağlık ocağı ihtiyaçsa bütün bunlar planlama dahilinde alınır hı hı. ve planlara öyle işlenir. 95 yılında bunlar planlara işlenmiştir. Bir Diyanet işleri herhalde ihtiyaç duymamış. Belli bir süre o zaman cami ihtiyacı olmadığı için cami yapmamıştır. Daha sonra belli bir dönemden sonra 2004 yılında bakıyorsunuz bir plan değişikliği geliyor. Ben de o zaman İstanbul İl Başkanıyım. Şaşırdım hatta döndüm. Hayırdır bu ne plan değişikliği? Bana dediler ki ya cami alanını işte rezidansa çevirecekler. Ya yapmazlar dedim bunlar o kadar da pes dedim falan. Hayır dediler. Daire başkanını çağırdım. İzah et dedim bana kardeşim. Kem küm ediyor etrafında dönüyor dolaşıyor. Bir baktım ki evet cami alanını maalesef. Bunu çevirebilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? Diyanet işlerinde olur alması gerekiyor. Kanuni Tabii, olarak. Diyanet işlerinin benim burada camiye ihtiyacım yoktur yazısının olması lazım. O yazıyı görünce maalesef üzülerek söylüyorum. Bütün kimya bozuldu. Sahidin ihtiyaç yoksa? <laughs> ben, ben oraya da fazla girmek istemiyorum. Özel bir görüşmeymiş anladığımız kadarıyla. Evet. Bakın ihtiyaç duyduğunuz 1995 yılında bölgedeki nüfus 28 bin ihtiyaç olup olmadığı açısından değerlendirmenizi değerlendirmenize bırakıyorum. 2005 yılında 50 bin. Hiç cami yapılmamış. Ya 28 binken sen ihtiyaç duyduğun alanı 50 bin nüfus 50 bine çıkarken nasıl ihtiyaç olmaktan çıkarıp diye bu yazıyı gönderiyorsun. Daha çeşitli birkaç yer var. Kurum olarak sadece yani geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi Diyanet'te Alevilerin de temsil edilmesi, işte dedelere, cemevlerine verilen pozisyon ayrıntıya girmeyeceğim. Bunu söyler ama bu seçimde de aynı şeyi söylüyorsunuz veya Gürsel Tekin olarak, genel başkan yardımcısı olarak diğer için yeni bir pozisyonu düşünür müsünüz? Mesela EDP diyor ki din işleri başkanlığı olsun, bütün dinlere eşit mesafede olsun. Efendim tabii ki Türkiye'de... Diyanet kaldırılsın mı kalsın mı? Bakın e, elbette kalacak. Kalsın. E, kalsın ama şunu da yapmamız lazım. Yani 77 milyon yurttaşımızın vergisini alıp bizim dinen de dininde kabul edilebilir kabul edemeyeceğimiz bir anlayış var. 77 milyon yurttaşımız vergi ödüyor. Alevi yurttaşımız kendi inançlarıyla kendi ibadetini yapmak istiyor. Ne hakkınız var? Vatandaşın ödediği parayla o da kendi geleneklerini, kendi inancını e, hayata geçirebilecek mekanizmayı devleti mutlaka mutlak yaratması lazım. Kimse bunu böyle Bizim bundan Kimse kimseldi. bunu böyle söylemiyor da sadece bir his olarak şunu söylüyorum. Acaba e, hani Türkiye'de ne bileyim böylesi bir şey olsa Sünniler alevlere karşı bir tepki <laughs> oluşturur acaba? Böyle Sorun ne? Çok şükür. Şunu net olarak söylüyorum. Bakın dün Düzce'de geldi. AKP'nin en yoğun olduğu bir ildir. İnanın Olağanüstü bir ilgi gördüm. Sokakta, gittiğim yerde siyaset kurumunu kaldırın. Toplumun Alevi sorunu, Sünni sorunu, Kürt sorunu, Türk sorunu, Çerkez sorunu bütün bu sorunlar kaldırın. Sorunu yaratan siyaset Al, Elbette Allah'tan çok şükür Türkiye'de vatandaş siyasetin çok önünde. Aksi takdirde vatandaş siyasetin arkasında olsa biz birbirimizi boğazlarız. Ama Buna ya. güvendiğim için bu sorunlar aşılmayacak sorunlar değil. Buna emin olmanızı istiyorum. Bu meseleden dolayı en çok sünniler müzdariptir. Evet. Peki. Bu sağduyuyu 7 Haziran'da göreceğiz. Hep beraber çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Ee, dediğim gibi baştan söylediğim şeyi sonra da söylemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarında bir tanesi hukuk sistemi. Hukukla başladık, evet. hukukla kapatalım. Onu inşa edeceğiz. Geri kalan... Hepsi teferruattır. Peki efendim. Çok teşekkürler ben teşekkür Sayın Gürsel Tekin. Evet Türkiye'nin Seçim 2015 programında bu programda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili adayı Sayın Gürsel Tekin'i ağırladık. Ben sordum kendisi cevapladı. Değerlendirme kanaat hiç şüphesiz sizlerin. Bu değerlendirme kanaatinin somut sonucu da hiç şüphesiz 7 Haziran'da yine sizlerin efendim. Türkiye'nin seçimi 2015 bir başka programda bir başka siyasetçiyi bir başka farklı profili ağırladık.